Yılbaşı öncesinde merak edilen soru, yılbaşında ne yapıyorsunuz? E, yaygın olarak herhalde verilen yanıt, evdeyiz abi, evleyiz abla, evdeyiz kardeşim biçiminde. Yalnız ilginç bir durum var. E, bazı otellerde yüzde 90 doluluk oranına ulaşılmış yılbaşı gecesi rezervasyonlarında. E o da bilinen bir şey. Bu millette para var abi biçiminde bir değerlendirme de aramızda yaygındır malum. Ama büyük oranda herkes evinde kuşkusuz kutlayacak hayat pahalılığından ötürü. Yine de bunun anketini yapmışlar. Hatta Yemeği bile sormuşlar ne yiyeceksiniz. Orada da yine bilinen bir durum ortaya çıkmış. Bir hindinin canlısı 700 lira. Kesiği kim bilir ne kadar bin liralardan falan söz etmek mümkün herhalde. E ne yapsın vatandaş tavuğun irisine karar vermiş. <laughs> 2022 bitiyor, 2023 kapıda. Peki Türk halkı yeni yıla nasıl girecek? Araştırmaya göre çoğunluğun tercihi bu yıl başında da pijama, terlik, televizyon yani ev olacak. <laughs> yeni yıla evde mi, dışarıda mı gireceksiniz sorusuna 1100 katılımcının %90.6'sı ev cevabını verdi. %9.4'ü ise bu yıl başında dışarıda eğleneceğini söyledi. Peki sofralarda ne olacak? Soru hindi mi tavuk mu yiyeceksiniz oldu. Cevapsa %76.4 ile tavuk oldu. Yeni yıl sofrasına hindi koyacakların oranı ise %23.6. <laughs> Yılbaşı oyunsuz olmaz. Yeni yıla sevdikleriyle bir arada girerken oynamayı tercih ettikleri oyunsa %71 ile tombala olurken %29 da kızma birader takip etti. <laughs> Yılbaşı denince en çok akıllara gelenlerden biri de büyük ikramiye. Ancak Türk halkının %86.9'u bu yıl Milli Piyango bileti almayı tercih etmedi. <laughs> Ve yılbaşı ağacı araştırma katılımcılara ağaç süsleyip süslemediğini de sordu. %14.8'i geleneği sürdürdüğünü söyledi. Ve Balkanlardaki gerilim, Sırbistan'la Kosova gerilimi bu konuda gerilimi azaltacak bir adım var. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić gerginliğe neden olan barikatların ki Kosova'daki Sırplar ülkenin kuzeyinde kurmuşlardı. Bunların kaldırılacağını duyurdu. Sırbistan Kosova ile yaşanan gerginliğin nedeni olan barikatların bugün kaldırılacağı, kaldırılacağı yolunda bir açıklama ortaya koydu. Açıklamayı bizzat devlet başkanı Cumhurbaşkanı Alexander Vučić yaptı. Kosova sınırı yakınlarında Raşka kışlasında Kosovalı Sırplarla görüştü Vučić bizzat. Ve oldukça zor bir gece ve görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Demek ki bayağı gergindi orası. Sırbistan lideri Kosovalı Sırplardan barikatların kaldırılmasını rica ettim, barış ve huzurun devam etmesini istedim. Herkesi dinledim. Söz verilenlerin verilen sözlerin yerine getirileceğine e, inanıyor. Söz veriyorum e, bunları yerine getireceğiz dedi. Kosovalı Sırplar arasında güvensizlik duygusunun devam ettiğini belirten Vučić, perşembe günü öğleden önce barikatlar kaldırılacak. Demek ki kaldırıldı büyük ölçüde. Bu iki saatte bitecek bir iş değil. Belki 24, belki de 48 saat sürebilir ama barikatlar kaldırılacak ifadesini kullandı. Kosovalı Sırpların barikatların kaldırılmasının ardından gözaltına alınma ihtimalini de değerlendirdi. Öylesine bir durum olabilirdi. Böyle bir durumda barikatları bir daha kaldırmamak üzere kuracaklarını belirttiler açıklamasını da yaptı. Yani gözaltı yapmayın. Kosovalı yetkililere verilen mesaj barikatlar kalkacak.